Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz. ZDNA serimizin yeni bölümünde sizler için üst koridorda Singed oynuyorum arkadaşlar. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Şimdi bizim karşımızda Jace var. Jace maçı bayağı zorlu olacak. Hem menzilli olduğu için hem de dürtme potansiyeli çok fazla olan bir karakter olduğu için dikkat etmemiz lazım. Dikkatli oynarsak rahat bir şekilde matchup'ı kazanabiliriz. Zaten ben 6 levelden sonra çok çok kuvvetleniyorum. Ki 3 levelimiz de kuvvetli ama kovalayabilmek istiyorsak 6 level olmamız lazım. Ana ürün olarak bu defa ayrı tercihinde bulundum. Geçen defa ormanda oynadığımız için yırtıcı ile birlikte girmiştik. İzlemediyseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Çok fazla zaman olmadı onu da çekeli. O da yine kanalda mevcut. Aklınızda bulunsun. Karakter için çok fazla ürün dizilimi tercihi var. Ama en çok tercih edileni bu noktada Ayri. Ben de sizler için Ayri ile birlikte göstermek istedim. Bu serinin amacı zaten öğretici olması ve en çok tercih edilen rollerin en çok tercih edilen koridorlarda oynanması. Bakalım. Şu an için her şey okey. Ufaktan karakterin yetenek kitinden bahsedeyim. Arkadaşlar pasifiniz bir rakibe doğru koşarken hareket hızı kazanmanızı sağlıyor. Şöyle bir menzil içerisinde etki ediyor bu. Yani birime yaklaştığınızda çok daha hızlı bir şekilde kovalayabiliyorsunuz. Dibine yetişip istediğiniz engage'i o adama yapabiliyorsunuz. Bu da onu kesme potansiyelinizi arttırıyor. Singed hem kovalayan hem de kovalatmayı seven bir karakter. O yüzden de bir tık daha etkili. Pasifimiz bu. Q yeteneğiniz bir zehir bırakmanızı sağlıyor. Bu zehir aç kapa yapılan bir yetenek. Açıp kapatarak zehrin etki süresini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Ama hasarı aynı kalıyor. Sürekli olarak açık bırakmanız zehrin daha fazla hasar vereceği anlamına gelmiyor. Aklınızda bulunsun. Jace buraya damladır. Rakip ormancının mavi güçlendirmeden başladığını öğrenmiş olduk bu sayede. Tamamdır. Koridoru güzel pushladık. Karşıda Kayn var. O da Kara Asat'la birlikte oynuyor. Dikkat edelim. Sıkıntı yaşamayalım. Normalde gidip şuradaki minyon dalgasını da tutabilirdim ama dediğim gibi kendimi sıkıntıya sokacak hamleler yapmak istemiyorum. Ufak ufak aç kapa yaparak zehrimi bırakıyorum. Minyon dalgasını pushluyorum. Önemli olan benim için şimdilik bu. Q yeteneğinin mantığı bu şekilde arkadaşlar. İkinci olarak E yeteneği açtım. E yeteneği bir birimi tutup geriye doğru savurmanızı sağlıyor. Bu da işte pasifinizin o muhteşem gücüyle birleşince çok daha etkin bir karakter olmanızı sağlıyor. Bu arada Jace yeteneğini bayağı failledi. Güzel, sağ olsun. Ya yani EQ yaptı, manasının tamamını kaybetti neredeyse. W'm gelsin. Bu adama karşı bir şeyler deneyebilirim. Güzel. Tamamdır. Aç kapa yaptım. Zehrimi bıraktım. Kamyon minyonu kaybetmek istemiyorum. E yeteneği dediğim gibi birimi tutup geriye doğru savurmanızı sağlıyor. Savurup istediğiniz etkiyi rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz o birim üzerine. Tamamdır. Yenilmezi patladı ama burada takası kazanan taraf ben oldum. Çünkü musibetimi de kullandım. Bu sayede de takastan etkin çıkmış olduk. Aa, kovalayacak sandım, kovalamadı. Biraz sonra ben bu adamı keserim. Bakalım. W yeteneğinden bahsedeyim. W yeteneği şöyle bir alanda yere zımpara gibi bir şey atmanızı sağlıyor. Rakip onun üzerindeyse yavaşlıyor ve yetenek kullanılamaz hale geliyor. Yani kısacası susturmuş oluyorsunuz o rakibi. Bu sayede de bir tık daha etkin bir hale geliyorsunuz. Ve rakibe yetenek kitinizi çok rahat uygulayıp o adamın yetenek kullanmasına engel oluyorsunuz aslında bakarsanız ve bu sayede de çok güçlenmiş oluyorsunuz. Ghost'um burada açmak zorunda kaldım. Açmasaydım muhtemelen ölecektim. Bu adam burada hala. Jungle'ım gelirse bir şeyler yaparız. Niye gelmedi bizim çocuk? Allah Allah, ben bekliyorum özellikle gelecek diye ama Jumper'ı falan da yok şu an. Üzdü. Kayn hala burada bir şeyler istiyor benden. Neyse, bayağı bir tecrübe çaldı. Ve Udyr'cim sen ne yapıyorsun? Şu an savaşamam. Çok fazla minyonu var adamın. Ve minyonda da bana göre üstün. Boş olmaz yani burada savaşmak. Birazcık safe kalacağım. W yeteneğinizde E yeteneğinizin özel bir kombosu var. Ondan da ufakça bahsedeyim.
yeteneğiniz yerdeyken E yeteneğinizi kullanırsanız ve o adamı E yeteneğinizin üzerine atmayı başarırsanız otomatik olarak rakibi sersemletebiliyorsunuz. Bu sersemletme sayesinde de rakibin hani o kitle kontrolünü azaltıp istediğinizi daha rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Da bu adama yetişemeyeceğim. Hemen E'sini kullandı. Şu minyonu alamadım ama bir minyon dalgası daha ufaktan pushlayayım. Bu adamın da teleportu var. Onu da unutmayalım. Gördüm o adamın teleport attığını. Tamamdır. Çalıya gireceğimi falan bekledi ama o çalıya girmem. Üzerine dişli kama almış. Bu da benim için okey. Hemen base'imizi atalım. Çizme falan tamamlayacağım. Benim için çizme çok büyük öncelik olacak. Yetenek kitinin mantığı bu. Ultiden bahsedecek olursak ulti de sizin yeteneklerinizin statlarının artmasını sağlıyor. Ondan da bahsedeyim hemen. Şöyle çizmemi falan bir alayım da bunlar bir elin altından çıksın. Ultiniz arkadaşlar size ilave yetenek gücü veriyor. Bunun yanı sıra size zırh, büyü direnci, hareket hızı, can yenileme, mana yenileme gibi şeyler de sağlıyor. Bu sayede yine ultinizi aktif hale getirdiğinizde hem tank oluyorsunuz hem daha fazla hasar veren bir karakter oluyorsunuz. Canavar gibi bir şey oluyorsunuz ya. Rakibe karşı etkin olmak için birebir. Teleportumu saklıyorum. Ciddi bir durum olursa bot lane'e falan atar. Bir şeyler alırız. Biraz sonra zaten şeyimiz de gelecek. Hayaletimiz de gelecek. Sen bize karşı farmda bayağı üstünsün. E'sini boş kullandı. O da oradan değmesin ya. Güzel. Bakın zehrin içinde çok fazla süre kaldı. Bu arada ben bu adamı kestim galiba ya. W'm geldiğinde bu adam ölür. EQ'sunu yemeseydik tabii daha güzel olacaktı. Normalde şu an tam üstüne koşup kesmedik. E'mi bekliyorum. E'm gelsin öldürelim bu adamı. Güzel sıçraymış hocam. Yani öyle bir sıçra kullanmasını hiç beklemiyordum. Bayağı enteresan bir sıçra kullandı. Kendisi de kendisine şaşırdı zaten. Hemen burayı bir itelim hızlıca. Oo, Miss Fortune. Miss Fortune güçlenmesin. Buradan bir barikat almak istiyorum. Barikat alıp tekrardan geri çıkacağım. Çizmemi tamamlamak benim önceliğim. Mobil olması gerekiyor karakterimin. Dediğim gibi birilerini kovalatmak ve o sırada daha az hasar yemek istiyoruz. Yük toplamaya geldi. Darkin olacak herhalde. Kara hasatı var. Çok sıkıntı bir çare ya. Ya sen nasıl 8 level olabiliyorsun? Ben olamıyorum. İşte. Bu da geri kaldı. Çok fazla minyon kaybetti demek ki. Ben şuradan hemen şu ayakkabıyı da alayım. Üzerime bir can eşyası. Bir tane daha. Pink Ward. Koştur koştur koridorumuza geri gidelim. Arkada totem olsaydı bot lane'e direkt gelirdim yani. Şu an çok ilerideler. Tam böyle gitmelik ama gidemiyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bizim Veigar da çok fazla ölmüş. Jace'in şurada Pink Ward'u var, onu unutmayalım. Üzerine bir tane büyü direnci eşyası almış sonunda. Bu işine yarayacaktır. Takımda 3 tane yetenek gücü karakteri var sonuç olarak. İlla ki bir şeyler yapmasına yardımcı olur. Onu yemeseydik çok daha güzel olurdu. Zaten burada minyonlardan yeterince hasar yedik. Güzel. Bütün minyon dalgasını anında temizledik. Ve bu adamın manası bitti. Biraz sonra ben bu adamı keseceğim. Güzel. Manası yok bakın. O kadar açık veriyor ki.
Bekliyorum sadece. Sabırlı bir şekilde adamın hata yapmasını bekliyorum. Çok güzel. Bakın skor yine geldi. Armor'um ve büyü direncim de bol miktarda olduğu için yine rahat bir şekilde burada dive'ımı da sonuçlandırmış oldum. Skor skordur. Değerlendireceğiz. Bütün alabildiğimiz pozisyonlardan bir şeyler çıkartmaya çalışacağız. Kayn'ı yine bekliyorum bu pozisyonu ama hiç dert değil. Bizim çocuklar karşında burada ejder alacaklar. Bir barikat daha alalım. Uzaklaşalım buradan. Akali bana gelebilir çünkü. Güzel. Artık daha ejderimiz var. Armor'um ve büyü direncim de arttı. Süper senaryo. Bir de bulut ejderi geliyor. Onu da aldık mı? Ben bu sayede ultimin de bekleme süresini azaltmış olacağım. Infinite değneğimi de aldım. Süper. İlk etapta bu arada Riley'i başlıyorum. Biliyorsunuz zehrimizin yavaşlatmasını istiyoruz rakibi. Bizim için önemli. Bu da öldü ultiye. Ultisi yok muymuş o çocuğun? Ah, güzel yakaladı. Vallahi helal olsun. İyi, süper. Göz göre göre de ona yakalanmazsın ya. Jace'in yine hata yapmasını bekleyeceğim. Bu çocuk üzerine inatla büyü direnci değil de başka şeyler rushlamaya devam ediyor. Daha fazla hasar yemeyelim. Güzel, bizimkiler seriye falan bağlanırlar. Abi oraya mı atarsın cidden ya? Cidden oraya atacağın mı tuttu yani onu? Çok güzel. Jayce'ine WTF yazar mı sizce? Ne diyorsunuz? Şimdi şuradaki minyon dalgasını tutmam lazım. Adamın burada bayağı minyon kaybetmesi gerekiyor. O yüzden buradaki minyon dalgasını tutacağız. Pink Ward'umu da şuraya atabilirim. Gelsin bakalım minyonlar. Şu an Jayce deli gibi minyon kaybediyor bu arada. Öldün sen. Ne yaptın sen? Niye savaştı ki o adamla orada? Enteresan. Yani ben o adamı ölmüyorum. Bizim çocuk gitti, o adamı öldü ya. Hiç hoş olmadı. Neyse, ben Riley'imi bitirebildim mi? Çok az bir gold'u kalmış. Aslında şurada Karamür'ü salsam direkt Riley'yi tamamlayabilirim. Musubet'i satmak istemiyorum. Kalsın birazcık daha. Teleportumu bir türlü atmadım. Yani pozisyon olmadı. Bot lane mesela çok az totemle oynuyor. Totemlerini şuralara veya şuraya falan bırakmış olsalar ben çok rahat giderim. Orta koridora gitmem zaten pek mümkün değil. Akali rahat bir şekilde kaçabilecek bir şampiyon. Yalnız Hasan'sız oynadığım oyunlarda Swain'in gelmesi de çok ayrı bir enteresan oluyor ya. Neyse, Caitlyn en azından eşyasını tamamlamış. Baksanıza, botta teleport atabileceğim hiç totem yok yani. Olsa çok rahat gideceğim. İstediğimi elde edeceğim, çıkacağım. Oo. Hoş değil. Sen de bir gel bize bakalım. Ya ufak da olsa bir hasar bıraktım ama onun tabi bıraktığı hasar bize nazaran daha fazla oldu. Bana doğru gelen bir Kayn da olabilir. Kayn tehdidi olduğu için Jayce'in üzerine devam edemiyorum. Kayn tehdidi olmasa direkt giderdim. Jayce bu arada ne alacak? Draktar mı rushlıyor?
Bak orada yine bir savaş var. Hemen oraya koşmam lazım. Gidemiyoruz maalesef. Bizim mid ne yapıyor? Bizim midin umurunda değil. Kayn nereye gittin? Kırmızıya çöktüm de benim istediğim şey kırmızı güçlendirme değildi burada. Onu da oradan çekmezsin herhalde. Ölmedi mi bu? Allah'ım kanser. Adamlar burada nasıl 4 kişiler ya? Nasıl burada 4 kişi adamlar? Bu adamlar bizim jungle'da falan nasıl gezebiliyorlar? Bizim Udyr ne işe yarıyor? Onu da merak ediyorum. Neyse teleportumu saklamam bu defa işime yaradı. Riley'im bitti. Hemen peşine Leandre değil de ölü adam almak istiyorum. Armor'a ve can barına ihtiyacım var. Öldükçe ölüyorlar ya. Bizim Caitlyn üstün dedim. Bot da öldü. Jayce geri düştü dedik. Jayce oyuna geri dönüyor. Şurada aldığı bir skor. Udyr'dan aldığı bir skor. Ona ilave altın oldu. Cebindeki altınla rahat rahat adam artık hareket edebiliyor. Udyr Kayn'la savaşabilecek konumda değil falan. Bunlar kötü şeyler. Ghost'um da yok bu adamı kovalayan. Biraz önce Ghost'umu bastım. Özellikle yakalarım adamı diye. Kayn hemen oradan geri çıktı. İstediğimizi yine alamadık. Udyr'ımız birazcık korkarak oynuyor. Bu da hiç hoş değil. Burada Pink Ward'u falan var mı çocuğum? Yok. Ha varmış. Bir ok ha bulut ejderimiz oldu pardon. Okyanus diyecektim. Ha burada değiller. Bizimkiler alameti rahat bir şekilde alabilirler. Kayn'ı arıyorum şu an map'te. Buralara gelmedi. Bizimkiler şunu hızlıca alırlar. Ben Jayce gelirse diye burada bekleyeceğim. Jayce direkt geri çıktı o zaman. Hiç şey yapmaya çalışmadı. Gideyim kuleye vurayım falan yapmadı eleman. Alamet gelsin. Birazcık daha koridor kuşumuz kuvvetlensin madem. Çünkü kulede gerideyiz adamlara karşı. Kuleyi alabilir miyim ki? Bizimkiler gelirse alırız. Hatta Jayce'i şurada beklesek. Jayce'i de dive'lardık. Güzel. Sen de bir öl canım benim. Güzel. Ya adamlara hem bottan hem midden kule veriyoruz ya. Bu nasıl iş? Buna da gelirim. Hemen al abi kuleyi. İnhibitor kulesi free ya. Güzel. Mis gibi hatta. Adam skor aldı bir de oradan kaçtı ya. Neyse savaşmayacağız. Artık mid'den ve bot'tan kule kaybettiğimiz için sıkıntı bir tık yüksek. Buna çökün. Sivir'in alması daha iyi olacak. Tamam. Bu arada burada beklerim. Eğer bizim takımdan birisi yakın kalırsa. Şimdi Swain'le de bir etkileşimimiz oluyor. Ben kitle kontrol uyguladıktan sonra o da kendisine doğru çekebiliyor. Hem geriye atıyorum adamı hem Swain çekince iyice bir adamlar orada afallamış oluyorlar. Şu parça da gelsin. Üzerine armor'umuzu da konduralım. Botu tutmaya Udyr'ı yolladık. Aslında ben oraya gitsem daha güzel olur. Bizim çocuklar orta koridora gitse. Birazcık daha minyon biçelim. Şu bot kuleyi çıkartmaya çalışayım. Adamların artık inhibitor kulesi yok. Keşke gider ayak oradan inhibitoru da alabilseydik. Karşıda en güçlü Miss Fortune'm şu an. Akali de bu arada iyi durumdaymış ha. Savaşmaz herhalde bizimkiler diyeceğim de yok savaşacaklar orada belli.
Ay ay. Miss Fortune 1v1'de kesiyor ya bizim çocuğu. Geliyorum buna. Aa bak kayın kayın kayın. Gel 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 gel. Kuleleri var. Neyse çift buff'umuzu aldık. Ya ölmeyeyim. Çok fazla tankladım orayı ya. Daha ne yapayım? Ölmedim ben. Anla ki. İyi ben buradan bota koşarım. Yeterince tanklaşmışız. Kara mührüm de 12 ulaşmış şaka maka. Ha, onunla bir işim yok tabii ki. Onu salacağım bir süre sonra ama. Bakalım. Birazcık daha dursun. Yetenek gücümü güzel katlıyor. Belki mecraya çeviririm. Ama tank bir build'e ihtiyacım var. Takımda çünkü yeterince tank olan kimse yok. Ve ben frontline'ım. Savaşı başlatacak kişi benim. Jumper'ı fullendi. Ulti sağ olsun. Bir de ben bu kuleyi aldım mı mis gibi olur. Necdere geliyor. Okyanus. Ona da geleceğiz. Ama support'umuzun da tabii bu bite dahil olması lazım. Aslında birazcık daha koridor itmeye çalışabilirdim. Fakat risk almış olurum burada. Oy 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 oy. 1v1'de kesti bizim Udyr'i. Adamlar bir de o kadar kovaladılar ha. Gel senle birazcık koşalım. Her şeyini attı çocuk. Çok sevindim. Veigar yine bir tur alamamış. Alabilseydi bizim için çok worth takası olurdu biliyor musunuz? Okyanusu kaybetmek de koydu. Şimdi okyanus ejderi bende olsa direkt can yenileme falan kazanacağım. Çok hızlı bir şekilde o side lane'lerimizi falan itebileceğiz. Şimdi ben bir görkemli zafer rush'layacağım. Bu da yine benim mobilitemi ve armor'umu arttıracak. Bu da benim için önemli bir eşya. Şuna keşke şey atılabilse, teleport atılabilse. Koşuyorum sana ama yetmeyecek herhalde. Ultim dönse yakalayacağım adamı da. Salmadı ya çocuk. Ölü adamım da geldi. Belki yakalamam kolaylaşır emin değilim. Çok hareketli. Hadi Veigar artık al onu inhibitor ya. Bir inhibitor gelmedi. Alsak taptaki inhibitoru bir sonraki ejder savaşında rahat edeceğiz. Alamadıkça orada kalıyor ya. Veigar da gidip gidip ölüyor. 1-11 ne arkadaş? Oh. Dedim Akali'yi orada ters köşe yaparım yetmedi ya yetmedi. Hayır herkes niye benden kaçıyor ki? Yani şu Sivir falan ne yaptı yani? Niye benle değiller? Niye benle birlikte oynamıyor takım? Kanser oluyorum. Hani birlikte oynasak çok rahat bir şekilde domine edeceğiz. Adamların kaçma şansı kalmayacak. Ultisi yok değil mi şimdi de çocuğun? Bizim Udyr da bir şey yapamaz. Full AD build gitmiş. Veigar Zhonya başlamış ilk eşya olarak. Sıkıntı yani şu an durumlar.
Şunu da şimdilik satmıyorum. En azından bir kere daha ölürsek yüklerini bayağı kaybedecek de. Miss Fortune mesela çok açıkta oynuyor yani. O da bizim için free kill. Onun da cezasını kesemiyoruz. Sıçra attı orada birisi. Kim attı göremedim ama. Oh, bizimkiler öldükçe öldü. Gel gel gel. Bayağı güzel dürttüm de. Neyse, Miss Fortune skoru aldım gider ayak. Buna mutluyum ama ikinci bir skor çıkartma şansım olmuyor maalesef. Sadece bir tane skor çıkartabiliyorum. Şuradan seni satalım musibetçim, artık seninle işim kalmadı. Şu parçayı da alacağım. Cambarım bir tık daha artsın. En çok gittiğimiz koridoru bile şu an adamlar cevap verip dış kulesini almayı başardılar. Şu ejderi alsak bari. Oyun gereksiz uzuyor bu arada. Çok rahat bitirebilirdik. Swain'imiz çok etkisiz kalıyor. Ultir'imiz aynı şekilde, ne early game'inin ne şu dakikaları. Zaten bu dakikadan sonra şu kayna karşı bir şeyler yapmak zor. Adamın karahasatı falan da çok fazla durumda. Keşke bizden birileri olsa şu an. Neyse, Veigar en azından tapta Akali'yi tutuyor. Buna seviniyorum. Gel bakalım sen. Güzel. Okyanus ejderimiz var artık. Ultim olduğu için birazcık daha cesur olabiliyorum şu an. Ultim olmasa kaçamayacak konumda olsam hiç zorlamam. Hemen şurayı bir itelim hızlıca. Sıkıntı yaşamadan. Geliyorum Kanka, birazdan makarna kanka. yiyeyim misin? Ha yok, yemeyeceğim eyvallah. Buraya koşarım bu arada. Hemen şu arkadaşı alalım. Güzel, takım arkadaşları da onu sattı. Miss Fortune'a da koşarız. Şu an hareket hızım çok fazla. Görkemlim bitmiş olsa daha da hızlı yetişebilirdim bu adama. Gel gel. Ben niye Q'mu kapatıp geziyorum map'te? Abi çıldıracağım. Ben bu Q'yu niye kapatıp geziyorum 2'dir? Hani böyle şeyi, Q'su, yeteneğin üstü rengi böyle çok koyu duruyor. Bastığınızda açık renk oluyor. Açtım mı kapadım mı anlayamıyorum yani yeteneği. Ay ay. Failledikçe failliyorum yani. Free kill, Miss Fortune. E'ye basacağım, geri atacağım. Adam ölecek. Bu kadar basit. Ama Q'mu basmadığım için ne adamı yavaşlatabiliyorum, ne ekstra hasar verebiliyorum, ne de bir pozisyon yaratıp takımıma bir şeyler kazandırabiliyorum. Şu inhibitörü aldı bizim çocuk sonunda. Jayce bu arada tapa teleport attı. Ona birilerinin gitmesi lazım. Veigar bu arada stack kasıyor herhalde ufak ufak. Sağdan soldan pushlarken 105 stack olmuş. 300 yetenek gücü. İş görür şimdilik. Şuna gitsene Udyr. Kırmızı güçlendirmeye gidiyor adam. Jayce'in şu an üstüne gitsem kara baltası olduğu için canımı okuyabilir. Muhtemelen şu an %30 falan bekleme süresinde azalması var. Yine takım yok, yine takım yok. Ya Swain falan niye dahil olmuyor ki şu oyuna? Ben anlamıyorum. Bu adamlar istediklerini nasıl bu kadar rahat alıyorlar? Ya ben top lane'de oynuyorum. Benim şu kadar skor katkım var. Jungle'ımızın 8, orta koridorumuzun 7 skor katkısı olması falan çok enteresan geliyor bana.
Şu an bu adamlar barondalar yüksek ihtimalle. Değillermiş bu arada. Bir de koşsam Jace'e bir şeyler yapabilir miyiz? Yalnız tam pasladım ha. Tam Veigar'a pasladım yani adamı. Güzel. Onu da yavaşlattık. Güzel. Şu an Baron da bence free. Güzel. Kayn da öldü. GG. Bitti herhalde oyun. 4 kişi öldürdük adamlardan. Geliyorum buna. Yok yetişemeyeceğiz. Ama şu minyon dalgası ile birlikte bence bir şeyler yaparız. Çok iyi abi. Oh be, işkence sona erdi. Cidden bu oyun bu kadar uzun sürmezdi. Çok erken bitirebileceğimiz bir oyundu. Ama gereksiz fazla uzattık yani. Kesin onu, ben ölsem dahi o ölsün. Aa, Pyke burayı toplamasın. Güzel. Akali doğacak birazdan. Kayn doğdu. Kayn'ın doğmuş olması birazcık sıkıntı. Benim teleportum var bu arada. Buraya çok rahat yetişirim. Görkemlim bitti. Peşine Rand düğünü yapıştıracağım. Hatta sen dur, sen gel. Kayn'ın cana bak. Hadi Swain. Yap artık. Güzel tutuştur. Kesemedin mi? Ha, güzel kesti. Bari gitmeden onu kes. Güzel. Bunu da keser şu an. Full stack. Ultisini patlatınca çok fazla vuracak. GG. Benim teleport atmama bile gerek kalmadı. Arkadaşlar, üst koridorda Singed da bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.